Car Construction el emeği göz nurunu sunar. Değerli izleyenler, el sanatları insanların el emeği, göz nuru ve duygularının birleştirdiği bir değerler bütünüdür. Lefkoşa'da uzun yıllardır kendi makinesiyle çanta ve valiz üreten eski ustalarımızdan Cahit Marangoz ile yapmış olduğum söyleşiyi paylaşacağım sizlerle. Gelin bu serüvene hep birlikte ortak olalım. Öncelikle sizleri bir tanıyalım. Hangi tarihte, nerede doğdunuz? Ben 19.5.1949 Cihangir doğumluyum. İlkokulu Cihangir'de bitirdim. Evet. 1963 yılında Lefkoşa'ya geldim. Lefkoşa'da ortaokul ve askerliği beraber yürüttük. 1974'te terhis olduktan sonra Çanta Bağı Limanatı'na başladık. Ve o zamandan bu zamana kadar da Çanta Bağı'lı yürütmekteyiz. Evet. Peki ilk nasıl oldu da bu mesleği seçtiniz? 63 yıllarında torba dikimi. Torbası dikerdiniz. Evet. Ondan heveslendik ve bu mesleğe devam ettirdik. Evet. Peki o yıllarda neler dikerdiniz? Şimdi o yıllarda genellikle torbaydı diktiğimiz küçük şeyler vardı. Çarşı çantası dediğimiz çantalar evet. vardı. Onları dikerdik. 1970'ler yıllarında kuzu postu çantası dikmeye başladık. Tabii ki o zaman atölye benim değildi. Başka bir arkadaşın atölyesi vardı. Orada beraber çalışırdık. Evet. Terhis olduktan sonra kendi işimizi kurduk. Ve kendi işimizde çanta, seyahat çantası, bavul, değişik şekilde bu işi yürüttük. Evet. Peki size kim öğretti? Ustanız kimdi? Ustamız Saraçoğulları'nın dedesi. Şimdiki Saraçoğulları'nın dedeleri vardı Selmiye Camisi'nin yanında. Evet. İsmi neydi? İsmini hatırlamıyorum şimdi. Evet. Size o öğretti. O öğretti. Esas makine kullanmasını ondan öğrendik. Peki o yıllarda hangi meslekler daha yaygındı? Askerlik. Başka bir meslek yoktu. Evet. Bütün şeyler o yıllarda hep askerdi. Peki bu mesleği seçtiğiniz için memnun musunuz? Şimdi memnunum esasında. Memnunum çünkü birinin emri altında, birinin idaresi altında değilim. Bütün iş benim, bütün şey evet. benim. Ben kendim yaptığım için. Başımda bir ustam yok. Onun evet. için memnunum. Peki siz kendi atölyenizi ne zaman açtınız? 1976'da.
Evet. İlk nerede açtınız? Alayköy'de açtım. Alayköy'de. Evet. Alayköy'den 20 sene evveline kadar yani buraya taşındım. Evet. Orada kalırdım. Sonra buraya taşındı. 20 senedir de burada yürüyoruz. Evet. Peki mesleğe başladığınızda kaç yaşındaydınız? Esas 25. 25 yaşındaydınız. Yani askerlikten terhis olduktan sonra 25 yaşındaydım. Evet. Peki dünden bugüne mesleğinizde neler değişti? Ne bakımdan? Gerek satışlarınız bakımından, gerek çanta modelleri bakımından. Mesela eskiden satışlarınız nasıldı? Şimdi günümüzde nasıldır? Eskiden şimdikini kıyaslayamayız. Çünkü eskiden Çin'den veyahut diğer Türkiye'den falan gelmezdi. Hep bizim yaptığımız imalatlar sürülürdü burada. Şimdi Çin, Türkiye her ülkeden geliyor. Onun için dolayısıyla bütün satışlarımız etkilemiş durumdadır. Ama biz kendi mesleğimiz olduğu için yani bavul yapmazsak çanta yaparız. Çanta yapmazsak kemer yaparız. Kemer yapmazsak özel işlerimiz, özel işler yaparız. Mesela akordeon çantasıdır, ork kılıfıdır. Ne bileyim daha değişik şekiller o şekilde yaparız. Evet, istenilen her şeyi yani, siz burada evet. Üretimini yapıyorsunuz. Evet. Peki Cevdet amca, siz birine öğrettiniz mi bu mesleği? Biz birine öğretmedik. Öğretmedik derken şöyle bir şey. Bizim işimiz terzi şey olduğu için biz terzi alırız yanımıza. Bu parçayı dik dediğimiz zaman o parça dikilir. Evet. Yani mesela böyle şekilde, merak edip gelip bir çantanın, bir bavulun, valizin yapımını öğrenmek isteyen oldu mu? Olmadı hiç. Hiç şimdiye kadar olmadı. Öyle bir durum olmadı. Evet. Mesela eskiden meslek öğrenmek daha önemliydi. Şimdi günümüzde gençlerin ilgisi var mı el sanatlarına, el işlerine? Hayır. Peki bunun şimdi nedeni nedir sizce? Vallahi onun nedenini bilemem çünkü ben kafamı yormuyorum öyle şeylerle. Amca, burada kendi ürettiğiniz bir çanta var. Evet. Bu çanta suni deriden yapılmış. Küçük, seyahat maksatlı, pasaport çantası olarak yapılmıştır. Bunun bir cebi var ve büyük bir gözü var. Evet, İçten astarlı. Uzun bir sapı var. Bu şekilde yapılmış bir çantamızdır. Burada da bir çanta var. Evet, bu bir akordeon çantasıdır. Bizim imalatımızdır. 1200 denye dediğimiz kumaştan yapılmıştır. Peki bu kumaşın özelliği nedir? Sağlam ve kaliteli bir kumaştır. İçi süngerli ve el yapılıdır. Köpüktür. Köpüğü vardır. İçinde koyacağımız akordeonu yıpranmaması için özellikle bir maddedir içindekiler. Ve aynı zamanda önünde notalarını falan koyacak bir cebimiz vardır. Peki bu çantayı ne kadar zamanda yaptı? 3 saatte yapılmıştır. Hı. Yalnız bir tane olduğu için seriye girildiğinde daha erken zamanda yapılır. Gördüğümüz bir seyahat bavuludur. Malzemesi Impertex dediğimiz kalın bir kumaştan yapılmıştır. İçerisi astarlı, çepeçevre demir olan ve Soletex dediğimiz bir tahta maddeden yapılmıştır. Önde iki tane cebi var. Çekçetlidir. Sağlamlık bakımından çok sağlam ve kaliteli bir şey, malzemedir. Peki Cevdet amca, burada atölyenizde günleriniz nasıl geçer? Çalışmakla, arkadaşlar gelir, sohbet etmekle. İş olursa çalışırız, iş olmadığında
otururuz, sohbet ederiz. Peki neler üretirsiniz? Çanta, bavul, seyahat çantası, spor çanta kulüpleridir. Yaz mevsiminde şezlong minderi, denizlere, otellere, armut, puf, yani kış günleri promosyon çantalar yapıyoruz. Evet. Yani işte iş geldiği müddetçe ne gelirse yaparız. Evet. Geri çevirmiyoruz. Peki gelişen teknoloji mesleğinizi nasıl etkiledi? Yurt dışından birçok bavul, çanta gelir. Yani bizim fazla üretimimizi etkiledi. Mesela geçmişte 10-12 kişi çalışırdı yanımızda. Belki de daha fazla diyebilirim. Fakat şimdi hanımla ben çalışırım burada yalnız. Tabii ki iş fazla geldiği zaman 2-3 kişi buluruz, 3-4 kişi buluruz işin büyüklüğüne göre. Yapıp teslim ederiz. Sonra iş bittikten sonra yollarız. Gider. Peki o yoğun yani çalıştığınız günlerden de bahseder misiniz bizlere? Mesela hangi zamanlarda daha yoğun çalışırdınız? Temmuz ay, Haziran, Temmuz ayları. Peki bu aylarda neler üretirdiniz? Okul çantası üretiriz. Şezlong minderi üretiriz. Evet, mutlaka onlar hep elde dikilir, üretilirdi. Evet, biçkisi, dikişi, şeyi hepsi bize ait. Evet. Yalnız kumaşları Türkiye'den getiririz. Kumaşları. Evet. Peki yurt dışından gelen çantalarla sizin ürettiğiniz çantalar arasında ne gibi farklılıklar vardır sağlamlık açısından? Biz kaliteli malzeme kullanırız. Fakat bizim tüccarlarımız çanta bavulu kalitesiz bir mal getirip daha fazla para kazansınlar diye getirirler. Halk bunu bilmediği için daha gösterişli olduğu için onu alıyor. Sonradan bir yolculukta kırılır. Evet. Hemen bize koşarlar. Ve burada tamirini de yaparsınız. Tamirini de yaparız aynı zamanda. Yani elimizde ona uygun malzememiz varsa yaparız. Geri çevirmeyiz. Peki bir valizi veya bir çantayı alırken sağlamlığını nereden anlayabiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi çantayı alırken kumaşın kalınlığına, bavulu alırken içini açıp demir olmasını, içinde bir saç vardır, çepeçevre olduğu müddetçe daha sağlamdır. Kumaşı evet. Sağlamdır, sağlam olmasına dikkat edilir. Yani bunlar. Evet. Peki burada sizin üretmiş olduğunuz bir valiz var. Evet. Bu ne kadar dayanır? Bu tekerlerinden hariç, diğerlerini uzun zaman dayanır. Bavul olarak dayanıklıdır. Çünkü içinde demir ve Soratex dediğimiz bir tahta vardır. Evet. Onun için dayanıklıdır. Yalnız tekerlek kısmına pek garanti veremeyiz. Evet. Tekerlek çünkü bizim halletmeyiz onları. Bizim halletmediğimiz için de dışarıdan getiririz onları. Türkiye'den evet. Getiririz. Onlar hangi maddeden yapıldı bilemiyorum. Onun için bir yolculukta atıldığı zaman gider. Kullandığınız makinenin özellikleri nelerdir? Bizim kullandığımız makineler Adler marka Alman malı bir düz deri makinesidir. Deri, kumaş, her türlü şey dikilir. 1976'dan beri kullandığımız bir makinemizdir. İlk kullandığınız dikiş makinesi. İlk kullandığımız makinelerimizdir. Aynı şekilde daha devam ederiz. Aynı makinelerle. Makine düz makinedir. Bu düz makine fermuar makinesi olarak kullanırız. Bu ikinci makine bitim olarak çatma kullanırız.
Bu üçüncü makine finişini kullanırız. Ve artık bu çantaların bitimini buradan sağlarız bu makineyle. Evet. Üç makine de birbirine bağlı. Birbirine bağlı bu üç makine. Evet. Cevit amca, kullandığınız malzemeleri nasıl temin edersiniz? Türkiye'den temin ederiz. Kargolarından geliyor buraya. Evet. Hı. Peki burada tamirat da yapıyorsunuz. Peki daha çok buraya gelen bavul veya çantalarda daha çok hangi sorunlarla karşılaşırsınız? Tekerlek, Çin'den gelen bavulların tekerlek ve dikiş patlaması, dikiş sökülmesinden kaynaklanıyor, geliyor buraya. Evet. Bilhassa tekerlekler atıldığı zaman kırılır. Peki sizde eskiye bir özlem var mı? Mesleğe başladığınız ilk yıllarda o yoğunluğumuz ve şimdi günümüzü kıyaslayacak olursak? Tabii ki muhakkak vardır çünkü o zaman işimiz fazlaydı, yanımızda çalışanımız fazlaydı, sorumluluğumuz daha fazlaydı. Tembellik etmezdik, devamlı işle meşgul olurduk. Şimdi işimiz olmadığında oturuyoruz. Onun için geçmişe yani bir özentimiz var muhakkak. Evet. Peki buraya bavul veya çanta yapmak isteyen olursa öğrenmek, öğretir misiniz? Merak edip gelen gençler olursa. Niye öğretmeyelim? Öğretiriz tabii. Ama bunun kendisi öğrenmesi gerekir. Yani görerek bakarak öğrenmesi lazımdır. Biz ne kadar da desek bunu böyle yapın, onu öyle yapın, kendinin başı doğup aklı yaratması gerekir bir şey. Evet. Yaradarak yapması gerekir. Yani ben ne kadar söylesem de kendi bir yaratıcı değilse başaramaz onu. Evet, severek yapması. Severek yapması gerekir. Evet. Mesleğinizin zorlukları nelerdir? Şimdi bütün işlerin mal tedariki, biçkisi, dikişi, her şeyi bana ait olduğu için bazı şeylerde zorluklarla karşılaşıyorum. Evet. Ne? Çanta modellerinizden de bahsedelim. Model olarak? Model olarak. Her türlü modeli yapıyoruz. Her türlü modeli buradan temin edebiliyorsunuz. Tabii, tabii. Her türlü modeli yaparız. Göz Nuru programının sonuna. Yönetmenim Yohan Deşatu ve ekip arkadaşlarım adına haftaya farklı bir meslek ve konukla yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Construction, elemeyi göz doğrunu sundu.